dostluk ve kardeşlik simgesidir. Milli birliğimizi muhafaza eden, yardımlaşma ve dayanışma duyguları en canlı haliyle burada sizler sayesinde yaşamaktadır. Çankırı'nın yolu birlikte yaşamaya akmaktadır. Çankırı'nın yönü kucaklaşmaya açılmaktadır. Çankırı'nın yüreği Türkiye için atmaktadır. Fakat Çankırı dertlidir, Çankırı sorun deryasıdır. Çankırı'nın eski neşesi, eski tebessümü, eski takati bugünlerde kalmamıştır. 13 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP, Çankırı'yı perişan etmiştir. İktidar kırılmadık gönül bırakmamıştır. Darlıkla ağırlaşan geçim şartları Çankırıları canından bezdirmiştir. İşsizlik Çankırı'yı kavramış, yoksulluk Çankırı'nın önünü kapatmıştır. Çankırı'da esnafımız sıkıntılıdır. Çiftçimiz bitkindir. Memurumuz durgundur. İşçimiz solgundur. Emeklimiz açlığa ve sefalete teslimdir. Gençlerimiz umutsuz ve işsizdir. Analar, babalar, dedeler, nineler, gelinler, bacılar üzgündür. Küçük bir azınlık ve kaymak tabaka dışında herkes halinden şikayetçidir. Vicdanı Ilgaz Dağı gibi yüksek ve görkemli olan Çankırılar nefes alamamaktadır. Fazlakelerinin 13 yıldır yediği önünde yemediği ardındadır. Biliyorsunuz Ankara'ya sizlerin alın terinizden kesilen paralarla saray diktiler. Bu kaçak ve karanlık saraya 1 trilyon 370 milyar lira harcadılar. Buna da itibar dediler. İtibarı haramda aradılar. İtibarı soygunda buldular. İtibarsızlığı itibar olarak adlandırdılar. Yalan söylediler, utanmadılar. Allah'la kandırdılar, korkmadılar. İstismara taptılar, inkara saptılar, işbirlikçi ve iki yüzlü oldular. Sarayda altın varaklı bardaklardan kana kana içtiler. Pahalı tabaklarda tıka basa yediler. Beştepe hanedanlığı kurarak zalimliğin sultasını sürdüler. Par vurup harman savurdular. Misafirliğin dibini boyladılar. Kanunsuzluğun çukuruna gömüldüler. Çankırı'nın servetini hortumladılar. Çankırı'nın hakkına el koydular. Bir yanda hırsızlık yaptılar. Diğer yanda ahlakı susturdular. Bir yanda rüşvet yediler, diğer yanda hukuku katlettiler. Bir yanda hazineyi boşalttılar, diğer yanda bana mısın demediler. 17-25 Aralık'ta suçüstü yakalandılar ama darbe dediler. Görevini yapan hakim, savcı ve polislere saldırdılar, görevden aldılar, sürgüne ve cezaevine yolladılar. İşler sarpa sarınca, maske düşünce, kirli çamaşırlar birer birer dökülünce, 12 yıl bir ve beraber olduklarını paralel ilan ettiler. Eğer paralel devlet varsa bunun sorumlusu AKP'dir. Eğer paralel örgüt devlete yerleşmişse bunun suçlusu elbette AKP'den başkası olmayacaktır. Rüşvet ve yolsuzluk furyası çıkmasaydı paraleli hatırlayan olmayacaktı. Çankırılı'ya ve aziz milletimize küfreden havuzcular deşifre edilmeseydi paralel diye kimse fişlenmeyecekti. Erdoğan
ve doğuştan talihli evladının telefonda haram serveti eritmeye ilgili diyalogları duyulmasaydı paralel imal edilmeyecekti. Rüşvet ve yolsuzluk taleplerine montaj derken yüzleri hiç kızarmadı. 17-25 Aralık rezaletini milli iradeye saldırı, Türkiye'ye tezgah derken de hiç vicdanları sızlamadı. Nitekim AKP tarihin en büyük yolsuzluk suçunu işlemiştir. Çalınan sizlerin emeğidir. Çalınan sizlerin gelecek ümididir. Çalınan, soyulan, yağma ve talan edilen milli servet Çankırlıların rızkıdır. Soruyorum sizlere ve öyle bir gür sesle cevap vermenizi bekliyorum ki saraydaki tir tir titresin. Başbakanlığı bitirmek için uğraşan Şeref Ahmet kaçacak delik arasın. Rüşvet ve yolsuzluğa kulakları tıkayalım mı? Erdoğan ve yandaşlarının Türkiye'yi sömürmesine, baştan ayağa soymasına sessiz duralım mı? Hayır. 400 milletvekili isteyip 400 yüzsüz, 4 arsız, 4 vicdansız, 4 rüşvetçi eski bakanı perdeleyenleri görmezden gelelim mi? Hayır. Bir sebeple AKP'ye oy vermiş vatandaşın, gel günaha ortak olma. Yıllardır bir umuttur diye AKP'ye destek veren kardeşim, gel bu haram kervanına katılma. CHP ve diğer partilere oy vermiş kardeşim, gel bu kez Türkiye'nin yanında dur. Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım diyen vatan evladı, gel birlikte olalım. Birlikte Türkiye'nin kurtuluşuna omuz verelim. Hırsıza karşı bizimle yürü Çankırı. Yokluğa, yoksulluğa, yolsuzluğa, yolsuzluğun ve yasaklara karşı bizimle yürü Çankırı. Teröre, tavize, onursuzluğa karşı bizimle yürü Çankırı. Haramzadelere karşı bizimle yürü Çankırı. Despot ve tiranlığa özenen 17-25 Erdoğan'a icazetli ve vesayetli başbakanlık yapan Davutoğlu'na karşı bizimle yürü Çankırı. Toplumsal onarım, huzurlu gelecek için bizimle yürü Çankırı. Çankırılı kardeşlerim, söyleyiniz bana, bizimle yürümeye var mısınız? Hayır. MHP'nin iktidarına hazır mısınız? Hayır. Zalimleri, hainleri, emanete zarar veren karanlık emelleri kovmak için MHP'yi seçecek misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Değerli Çankırlılar, aziz dava arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti hain ve haşin bir kuşatma altındadır. Vatan ve millet ağır ve ağırlı operasyon geçirmektedir. Geleceğimiz kundaklanmaktadır. Kardeşliğimiz kurcalanmaktadır. Varlığımız kurutulmaktadır. Milletimiz kutuplaştırılmaktadır. Kimliğimiz kırpılmaktadır. Dirliğimiz kırılmaktadır. Umutlarımız karartılmaktadır ve önümüz kapatılmaktadır. Sorumlu ve suçlu AKP'dir. Çıbanın başı, musibetin elebaşı, kaçak ve karanlık saraydadır. Erdoğan başkanlık sistemini kabullendirmek için var gücüyle uğraşmaktadır. Türlü kanunsuz yöntemlerden medet ummaktadır.
Bu şahsiyetin akıl ve vicdan seviyesi tükenmiş, idrak ve izzet ufku kapanmıştır. Erdoğan alenen Türkiye'nin karşısına geçmiştir. Bizzat anayasal yetkilerine dayanarak yine anayasal düzeni yıkmaya hazmetmiştir. Türkiye'nin başka bir formata, farklı bir eksene, sonu meçhul bir maceraya sürüklenmesi amacıyla saray merkezli ihanet seansları olağanüstü şekilde sıklaşmıştır. Erdoğan PKK takviyeli başkanlık rüyasını gerçeğe dönüştürmek istemektedir. Yürürlükteki sistemi rafa kaldırmak için kılıktan kılığa girmekte, yalandan yalana koşmaktadır. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasına rağmen AKP'nin fiili eş genel başkanı gibi siyaset yapmaktadır. Düzmece açılışları, sanal temel atma törenlerini bahane ederek muhalefete çatmakta, başkanlık propagandası yapmaktadır. Erdoğan anayasanın kendisine çizdiği sınırları defalarca ihlal etmiştir. Erdoğan tarafsızlığını kaybetmiştir. Ben milletin tarafındayım. Her partiye eşit mesafedeyim. Ama gönlümde de bir parti var sözleriyle tükenmişliğini örtbas etmenin çabasındadır. Bu sözlüğüyle bile AKP'ye işaret etmekte, oy dilenciliğine soyunmaktadır. Erdoğan 7 Haziran milletvekili genel seçimlerini başkanlık sistemine geçiş için basamak, kendi ifadesiyle istasyon olarak görmektedir. Bu cüret, bu pervasızlık, bu pişkinlik Türkiye'ye ağır yansıyacaktır. Türk milleti 7 Haziran'da başkan, diktatör, kral, sultan, şah, emir seçmeyecektir. 7 Haziran'da Erdoğan'a makam, mevki ve de yeni bir koltuk ihdas edilemeyecektir. 7 Haziran'da Türk milleti hür iradesiyle, ahlaklı duruşuyla sorunlarını çözecek, temsilcilerini belirleyecek, kendi istikbalini oynayacaktır. Unutmayınız ki 78 milyon Türk vatandaşı sarayda komplo tertipleyen bir tek adamdan büyük ve azizdir. Hiç kimse geleceğimizi bir kişiye bağlayamayacaktır. En başta Çankırılar buna izin vermeyecektir. Peki Başbakan Davutoğlu başkanlık sistemini sizlere nasıl anlatacaktır? Başbakanlığı istemiyorum, bana oy vermeyin, başkanlığa oy verin mi diyecektir? Dünyada demokrasiyle idare edilen hangi ülkede bir başbakan çıkıp da farklı bir sistem ve rejim için oy istemiş?